Bye. Erdal Uğurlu. Asıl mesleği orman mühendisliği olan ancak İstanbul Büyükçekmece'de kendine ait otobüste servis şoförlüğü yapan 9 ve 2 yaşlarında iki kız çocuğu babasıdır. 6 Mayıs 1993 Perşembe günü yaşadıkları Erdem sitesi B bloktaki dairelerinden her zamanki gibi sabah 5.30'da kalkarak işine gitmek için ayrılır. Baba Sıcağı Sıcağına programının 20. bölümünde şöyle konuşur. 5.30'da ben her sabah 5.30'da evden çıkıyorum. Ya standart bu 3 aydır böyle. Servis. Her sabah aynıdır. Kalkarım, sonra saati 7.20'ye kurarım. Eşim kızımızı kaldırır, o da okuluna gider. Ama o perşembe sabahı maalesef ki 9 yaşındaki kızı Merih uyanıp okuluna gidemeyecektir. Erdar Uğurlu'nun eşi 32 yaşındaki Münevver Uğurlu, kızları Merih ve Merve ile uykularında en korkunç biçimde bıçaklı saldırıya uğrayarak kelimenin tam anlamıyla maalesef ki katledilirler. Hassas arkadaşlara bu görüntülere bakmamalarını söyleyebilirim. Nasıl bu denli açıkça yayınlamışlar ve hala bu görüntüler mevcut şaşkınım. Komşuları İsmail Bey o sabahı şöyle anlatır. Sabah saat 7'ye 10 kala gibi bir çığlık sesi, kadın ağlaması ve çocuk ağlamaları ile uyandık. Ama sonra ses kesildi. Evet, sesler kesilmiştir çünkü anne ve iki kızı canice hayattan koparılmışlardır. Erdal Uğurlu saat 15 gibi eve gelir. Önce zili çalar. Ama kapıyı kimse açmayınca anahtarıyla içeriye girer ve tüm kapıların kapalı olduğunu görür. Aslında anahtar kapının arkasındadır ama buna rağmen kapıyı açabilmiştir. Saat 3'ü geçiyor diye düşünür. Uyuyor olabilirler yoksa nerede olacaklardır çünkü anahtar da evdedir diye aklından geçirir. Sonra odalara gider. Yatak odasına gittiğinde kapıyı açtım ve geriye doğru kaçtım. Başka yapacak hiçbir şeyim yoktu diye anlatır. Dayanamadım. Dayanmak mümkün değildi. Münevver Uğurlu 2 yaşındaki kızıyla yatakta, 9 yaşındaki Merih ise yerde yatıyordur. Erdal Uğurlu kanlar içindeki çoraplarıyla üst kattaki komşularına koşar. Bir taraftan da imdat polis diye bağırır. Olay yerine gelen cinayet büro ekipleri hemen araştırmalara başlarlar. Erdal Uğurlu'nun şüphelendiği kimse yoktur. Standart yaşayan insanlarız. Bizden kim ne istesin der. Ama kötü ruhlu kişiler için bir sebep gerekmiyordur. Kısa bir süre önce muavin olarak işe aldığı Coşkun Öztürk aklına bile gelmez. Çok temiz ve dürüst biri olarak görüyordur Coşkun Öztürk'ü. Oysa ki Coşkun Öztürk çoktan memleketi Sinop'a kaçmış ve oradan yurt dışına kaçmak üzeredir. Kısa bir sürede yakalanan katil Coşkun Öztürk, olay yerine getirildiğinde olayı gayet sakin bir şekilde anlatır. Bu cinayeti niçin işlemişti? Öyle fazla bir amacım yoktu. Artık içeri girdim. Beni tanıdıkları zaman işte öylesine yaptırmıştım. Sonra artık nasıl oldu bu olayın ben de farkında yani değilim. Yani yüzük, fotoğraf makinesi, o gibi şeyler aldığını söyleniyor. Cinayeti işledikten sonra gizlice evin anahtarını yaptırdığını, hiçbir amacının olmadığını, televizyonu falan alıp çıkmak istediğini, sonra yatak odasına girdiğini, Münevver Uğurlu uyanınca başına biraz şişesiyle vurduğunu, yanında uyuyan 2 yaşındaki Merve ağlamaya başlayınca Merve'yi bıçakladığını, bu bağırma ve ağlamaya Merih'in geldiğini ve onu da yere yatırıp bıçakladığını anlatır. Bu kat Ama gerçekleştirdikten sonra mutfağa giderek ekmek torbasını boşaltıp kanlı kıyafetlerini o poşete koymuştur.
Evdeki bilezikleri de alarak oradan ayrılmıştır. Aldıklarının bir kısmını bir inşaata saklamıştır katil, böyle anlatır. Elbise poşetini ise abisine bırakmıştır. Ama abi poşetin içine bakmadığından durumdan haberdar değildir. Bu böyle iddia edilir. Abi de poşeti alıp iş yerindeki bir dolabın içine koymuştur. Zaten katil Coşkun Öztürk'ün yakalanmasına sebep olan en büyük delil bu olacaktır. Pişmanım der katil. Çocukları öldürmek istememiştim. Bu açıklamaya göre anneyi öldürdüğüne pişman değildir yani. Bu katilin babasını 15 yıl önce bir bayan öldürmüştür. Bunu kendisine birçok soru soran muhabirler sorarlar yeniden. Peki bu olaydan ötürü kadınlara karşı bir düşmanlığınız var mı diye sorulur. Evet, çok kötü kadın düşmanlığım var der. Sadece bu olay değil. 2 yıl önce Avusturya'da da bir kadın dövmüştüm. Katil Avusturya'da kasaplık yapmış, İstanbul'a dönünce oto hırsızlığı yüzünden cezaevine girmiş çıkmıştır. Olay yerinden çıkarılırken halk kendisini linç etmek ister ama polisler kendilerine engel olurlar. O zamanlarda halk hakikaten acıyı derinden hissedebilen, samimi tepkiler veren insanlarmış. Cani ise her korkak katil gibi kendi canını korumak adına hemen ekip otosuna koşar. Cenazede herkes ağlar. Ve komşular, inanamıyoruz, o kadar düzgün bir kadındı ki Münevver, işin içinden çıkamıyoruz derler. Bir beyefendi, olacak iş değil, polis yakaladı, adalete teslim etti. Adalet ne yapacak? Seçim uğruna bazı yerlere gelmeye çalışan insanlar af çıkarırsa, 5 sene sonra bu katil elini kolunu sallayarak gezecek mi? Veya deli raporu alıp 1 sene sonra çıkacak mı diye sorar. Lütfen diye devam eder beyefendi. Bu olaylara kamuoyu yaratılsın, sonsuza kadar peşi bırakılmasın. Bu kişilerin 2-3 sene sonra aramıza dönmelerini istemiyoruz. Katil olaydan 5 gün sonra çıkartıldığı ceza mahkemesinde tutuklanarak cezaevine gönderilir. Adliyeden çıkarılırken adliye önünde toplanmış halk ve acılı baba katile saldırsalar da katil polisler tarafından ekip otosuna bindirilip oradan kaçırılır. Ekşi Sözlük'te okuduğum bilgiye göre katil 3 kez idam cezasına çarptırılmış, 1999 yılında idam cezasını bekleyenler arasındaymış ama 1984'ten sonra kimse idam edilmediğinden, o da idam edilmediği gibi belki de rahşan affından yararlanarak yurt dışına kaçmıştır yazıyordu. Şayet böyleyse çok 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 korkunç bir durum olan İki yavrusuyla Münevver Uğurlu'ya olmuş ama Erdal Uğurlu'nun başına gelenler bununla da kalmayacakmış meğer. Erdal Uğurlu sonradan ikinci kez yeniden evlenir. Uğurlu'nun ikinci eşi olaydan 15 yıl sonraya denk geliyor bu ikinci olay. Kasım 2008 yılında Erdal Uğurlu bu kez iş için Konya'dayken 11 yaşındaki kızları Beste'yi yastıkla boğduktan sonra İlaç içerek kendi yaşamına son vermeye çalışacaktır. 31 yaşındaki ikinci eş Belgin Uğurlu. Erdal Uğurlu o akşam evi arayınca, karısı telefona çıkmayınca apartman görevlisini arayarak eve bakmasını ister. Görevli ise çilingir çağırır ve kapıyı açtırdığında korkunç manzarayla karşılaşırlar. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Beste'nin öldüğünü, annenin ise durumunun ağır olduğunu tespit eder. Annenin ağzında kızının saçları vardır ve hastaneye kaldırılarak tedaviye alınır. Konya'dan Bakırköy'deki hastaneye gelen baba bu kez basın mensuplarıyla konuşmaz. Kadının yüzündeki çizikler ise boğduğu kızının can havliyle kendini savunduğunu gösteriyordur. Ancak bu durumla alakalı sonradan farklı iddialar ortaya atılacaktır. Komşular ve apartman görevlisi Uğurlu ailesinin sakin bir aile olduğunu anlatır. Çilingir ise mesleki konumuma göre şunları söyleyebilirim der. Kapı arkadan kilitliydi ve anahtar da üzerindeydi. Dışarıdan gelen bir hırsızın bunu yapabileceğine inanmıyorum. Yine Ekşi Sözlük'te annenin cinayeti itiraf ettiği ve Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldığı yazıyordu. Ama trajedi burada da bitmiyor. Anne kendisini hastanede atarak yaşamına son veriyor maalesef. Olaydan birkaç gün sonra yayınlanan başka bir habere denk geldim. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemenin ardından Beste'nin öldüğünü,
Annesinin ise ağır yaralandığını tespit etmişler. O haberde böyle yazıyor. Küçük çocuğun yastıkla boğulduğu, annesinin ağzında kızının saçlarının bulunduğu ve ağır şekilde dövüldükten sonra öldüğü sanılarak bırakıldı. Evet, o gazetede yazan haber böyle. Bu habere inanılmaz şaşırdım. Annenin dövüldüğü yazıyor çünkü, ama sonrasında bambaşka bir habere evrilmiş olay. İlk videoda babanın kapının arkasında anahtar vardı ama girdim deyişi aklıma geldi. Ama Çilingir böyle bir şeyin mümkün olmadığını söylüyor ikinci olayda. Ama ilk olayda mümkün olabileceği görülüyor. O yüzden aslında çok farklı şeyler olabilir mi acaba bu olayda diye de insanın aklına geliyor. Erdal Uğurlu'nun çocuklarının hepsi bir arada Avcılar Mezarlığı'nda bir çardağın içinde yatıyorlarmış. İnanılmaz bir olay. Ekşi Sözlük'te babayı şüpheli bulan bir yazı da var. Nedenini bilmiyorum. Bilgiler bu kadar çünkü. Erdal Uğurlu ise üçüncü kez evlenmiş. Çok çok inanılmaz trajik bir olay. Sözleri bitiren bir değil iki olay ama ikisi de bir kişiye bağlı. Gerçekten çok korkunç. Sizler bu olayı duymuş muydunuz? Sizin yorumlarınız nedir? Umarım Coşkun Öztürk bir şekilde cezasını çekiyordur. Ve korkunç şekilde hayatını kaybedenlere nur içinde yatsınlar diyorum. Gerçekten çok trajik bir olay. Beni bugün de dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalımı desteklemek isterseniz, tabii ki her biriniz biliyorsunuz kanal nasıl destekleniyor. Bunun için şimdiden teşekkür ederim. Bir dahaki videomuza dek kendinize iyi bakın, çevrenize iyi bakın, görün, görelim. Antenleri hep açık tutalım. Hoşça kalın.